Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Hadid suresi 20-24. ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Allahu Teala dünyanın mahiyetini bize anlatıyor ve dünya nedir, ne değildir? Bununla alakalı ufkumuzu açıyor ve şöyle buyuruyor. mu enmel hayatü dünya la ibun ve lehun. Bilin ki dünya hayatı bir oyun ve bir eğlencedir ve zinetun ve bir zinettir ve tefahurun beynekum aranızda birbirinizle fahirleşme yarışı, gururlanma yarışıdır. Ve tekâsurun fil emvel vel evlat ve mal ve çocuk noktasında, mal ve evlat noktasında birbirinizle bir yarıştır. Hangimizin daha çok tarzında bir yarıştır. Dünya hayatı nedir? Yani şu anda yaşamış olduğumuz hayata dünya hayatı diyoruz. Dünya ahiretin mukabili. Şu andaki hayatımız dünya hayatı, kıyamet koptuktan sonraki hayat, diğer hayat yani ahiret hayatı olacak. Bu dünya hayatının ne olduğuyla alakalı insanlar kendi hayallerinde, fikirlerinde bir takım kanaatlere sahip olabilir. Ve herkes şu dünyayı kendi zaviyesinden, kendi aynasından görür. Ama Kur'an'ın perspektifinden baktığımızda dünya hayatını gerçekte neyse o şekilde öğrenmiş oluruz. Ve Allahu Teala bunu bize şöyle anlatıyor. Dünya hayatı bir oyundur. Yani oyun derken mesela çocuklar kendi aralarında oyun kurarlar. Bunlardan biri kral olur, diğerleri onun vezirleri, komutanları olur. Ve oynarlar, oynarlar. Daha sonra hepsi e, evlerine dönerler. Ve artık oyun bitmiştir. Şu dünya hayatında da e, belki 60-70 yıllık bir süre zarfında insanlar bu manada bir takım rolleri üstleniyorlar. Bir kısmı zengin, bir kısmı fakir. Bir kısmı ağa, bir kısmı işçi. Bir kısmı e, amir, bir kısmı memur. Bu şekilde dünya hayatında roller paylaşılmış ve ölüm geldiğinde artık sahne kapanıyor ve e, oyun bitmiş oluyor. Ve bir de eğlence. Dünyanın üç ciheti var. Bunlardan birisi Cenab-ı Hakk'ı bildiren ciheti, Allah'ı bize tanıtan ciheti. E, bu yönü gayet güzel. E, Hadis-i şerifte bir başka ciheti anlatılıyor. Ed-dünya Mezraatul ahira Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada ne ekerse insan, diğer alemde bunu biçecek, karşılığını görecek. Bu yönde gayet güzel. Ama bir de dünyanın oyun ve eğlence ciheti var. Ehli dünya dediğimiz, sırf dünyayı bilen ve sadece dünya mutluluğunu, dünya hayatını esas alanlar, işte onların nezdinde dünya bir oyun ve bir eğlence. Onlar e, gülüp oynamak, keyfine göre yaşamak böyle zannediyorlar. Ve bunlar diyorlar ki, İnhiye ilahiyatuna dünya varsa da yoksa da şu dünya hayatı başka hayat yok ve meyhlikuna illa deher Bizi ancak zaman helak eder. Zamanın çarkları döndükçe insanlar bu dünyadan göçer gider. Bunu söylüyorlar ve ahireti kabul etmiyorlar. Bunların nazarında e, cennette, cehennemde, dünyada dünyada şartlar iyi o kimseler cennette, değilse cehennemde kabul ediyorlar. Ve bunlar tek gözlü bir bakışla bakıyorlar. Manayı görmeyen, ahireti görmeyen bir bakışla sadece ve sadece maddeyi ve dünyayı görüyorlar. Bunlara göre hayatın gayesi oyun ve eğlence, keyfine bakmak ve bu şekilde her türlü süfli zevkleri tatmak. Bunlar nefislerine kul köle olmuş, şeytanın peşinden koşan kimseler. Ve dünya hayatının bir başka özelliği ve zinetün dünya hayatı bir zinet. El malu vel benun zinetul hayati dünya. Başka ayette öyle ifade edilir. E, mal ve evlat dünya hayatının bir zinetidir. İşte insanların da şu dünyada birtakım e, bir takım zinetleri, süsleri oluyor. Mal gibi, ev gibi, araba gibi e, ve kılık kıyafet gibi bir takım süslere sahip oluyorlar ve tefahurun beynakum aranızda birbirinize karşı fahirlenme. Yani benim şu kadar var, senin bu kadar var tarzında böyle bir gurur. Bir fabrikada çalışan birisinden dinlemiştim. Dedi ki fabrikamız dedi aslında kar ediyor ama baktık ki bu kar bize pek yansımıyor. Patronlar devamlı kazanıyor ama bize maaş olarak pek yansımıyor. Birinde diyor, işçilerle yapılan toplantıda bunu ilettik. Yani şu anda zarar eden bir fabrika değiliz. Kazanıyoruz. Ama bu bizim fiyatlarımıza niye yansımıyor? Yani bizim alacağımız ücretlere neden yansımıyor? İdarecilerden birisi, fabrikanın sahiplerinden birisi gayet açık bir şekilde diyor şunu söyledi. Dedi ki biz daha büyük yatırımlar yapmak için böyle yapıyoruz. Artık bizim için şu anda önemli olan Diğerleriyle yarışabilmektir. Ee, evet belli bir noktaya geldik ama geldiğimiz noktada durmak yok. Daha ileriye gitmeye çalışacağız. Devlerle yarışacağız. Yarışabilmek için de böyle yapmamız gerekiyor. E, dedi diyor ve bu şekilde bir itirafta bulundu diyor. İşte herkes kendine göre dünyadan bir hedef tutturmaya çalışıyor ve başkalarını geçmeye çalışmak, öne geçmeye çalışmak insanların bir hedefi. Öte yandan dünya hayatının başka bir özelliği mal ve evlatta çokluk yarışına girmek. Yani benim daha çok malım var, benim daha çok adamım var, benim daha çok evladım var gibisinden insanlar böyle bir yarış içerisinde. Tabi ne kadar malımızın ne kadar evladımızın olmasından ziyade bunların keyfiyeti önemlidir. Yani o mal Allah yolunda değerlendirilebiliyor mu? Allah yolunda değerlendirilebiliyorsa fani mal beka bulur. Öte yandan evlat eğer e, iyi terbiye edilmişse ve ahirette bizden davacı olmayacak, bilakis bize şefaatçi olacaksa evladımızın sayısı da fazla olmasında fayda var. Ama her biri bizden davacı olacaksa öyle evlada sahip olmak bir marifet ve meziyet değildir. Kemetel gayfin acebel küffare nebatuhu Dünya hayatı şuna benzer gökten inen bir yağmur var. Bolca yağan bir yağmur var ve bunun neticesinde yerde bir takım şeyler bitiyor, bitkiler bitiyor ve bu kafirlerin hoşuna gidiyor. Burada kafirler derken çiftçi anlamında küfür kelime itibariyle örtmek demektir. Kafir örten. Çiftçiye de mecazen veya kelime anlamı itibariyle kafir denilir. Yani kafir işte tohumu toprağa serpiyor, üzerine örtüyor. Bu noktadan kafir denilmiş. Çiftçiye kafir denilmiş. Allah'ı inkar edene kafir denilmesi, gerçekleri örttüğünden dolayı, gerçeklerin üzerine örtmesinden dolayı, Allah'a inanmayanlara da kafir deniliyor. Ayet-i kerimedeki kafir, küffar kelimesi, kafir kelimesinin çoğuludur. Her iki anlamda da kullanılmış olabilir. Tevriyeli bir anlatımla, çünkü dünyanın bu tarz geçici zinetlerine takılıp kalanlar onlar da kafirlerdir. Ve bu konuda bir çiftçi misali verilmiş oluyor. Gökten bolca yağmur yağıyor, bolca mahsul ortaya çıkıyor. Sünme yehicu fetarahu musfarra ve daha sonra görürsün ki o bitkiler sararır. Ee, yani artık e, onlar zamanla olgunlaşır derken sararır sen onları sararmış bir şekilde görürsün. Sümme yekunu hutame sonra da böyle kırılacak, çörçöp olacak bir hale gelir. Ve fil ahireti ahirette de dünyadaki bu, bu gibi durumların karşılığı azabun şedid ve mağfiratun min Allah ve rıdvan e, şiddetli bir azaptır ve Allah'tan bir mağfiret ve bir rızadır. Yani iki cihetiyle de anlatılıyor. Dünya hayatı eğer kötü bir şekilde değerlendirilecek olursa, bunun akıbeti ahirette şiddetli bir azaptır. Kafir olan insanlar dünyanın e, geçici mallarına takılıp kalıyor. Kendini dünyada ebedi zannediyor. Yaratılış gayesini bilmeden Allah'ı inkarla ömrünü geçirip gidiyor. Bunun neticesinde, Böyle olan kimseler için ahirette şiddetli bir azap var. Ama dünyayı ahirete tarla bilen, Allah'ı bize tanıtan samedani bir kitap olarak gören kimseler dünyayı iyi değerlendirirler ve bunlar diğer aleme gittiklerinde Allah'ın mağfiretine ve Allah'ın rızasına masar olurlar. Ve mel dünya illa meta'ul gurur. Dünya hayatı bir aldanma metaından başka bir şey değildir. Yani dünya tatlıdır, hoştur ama aldatıcıdır. Hatta denilir ki dünya bir dilbere benzer. Herkese göz kırpmış ama kimseyle evlenmemiştir. İşte nice insan dünyaya sahip olduğunu zannediyor ama bir de bakıyor ki dünya onu altına almış. Toprak toprak olarak onu altına almış ve toprak haline getiriyor netice itibariyle. Sabigu ile mağfiretemir rabbikum Rabbinizden bir mağfirete koşuşun, yarışın ve cennetin ve cennet için yarışın. Ke ardı ardus vel art onun eni e, sema ve arz e, genişliğindedir. Yani eni sema arz genişliğinde olan cennet için yarışın. Bu tabi çok büyük bir yarış. Malum dünyada maratonlar yapılıyor ve o maratonlarda devamlı rekorlar kırılıyor. İşte 100 metre kaç saniyede koşulacak? E, gün geçtikçe insanlar daha az saniyede koşmayı başarabiliyorlar. Veya yüzme e, yine her biri her bir maratonda birtakım rekorlar kırılabiliyor. Demek ki insanın tabiatında yarışma tutkusu var. Eğer e, eğitimde bile bir yarış havası verilebilirse Öğrenciler çok daha ciddi bir şekilde çalışırlar. Ve birinci olmak, ikinci olmak, derece elde etmek için gayret içinde bulunurlar. Allahu Teala dünyanın mahiyetini nazara verdi. Dünya böyle böyledir. Ardından da ne yapmak lazım bu dünyada? E, bu dünyada cennet için çalışmak gerekir. Cennet için koşuşmak, cennet için e, yarışmak gerekir. Buna dikkat çektim. Yani dünyada nasıl ki en iyiye talibiz. En iyi ev, en iyi araba, en güzel şeyler bizim olsun isteriz. En güzele talip olmak insanın tabiatında var. Öğrenci isek sınıfta birinci olmak isteriz. Yarışa girmişsek yarışta en öne geçmek isteriz. Bunlar tabiatımızda olan şeyler. Madem tabiatımızda böyle şeyler var, o halde cenneti kazanma noktasında da bir yarış içerisinde olmak gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İki günü birbirine müsavi olan ziyandadır buyuruyor. Demek ki her gün biraz daha ileriye gitmek lazım. E, i̇leri hep ileri durmak kalmaktır geri denilir. İşte bir insan daima ileriye gitmenin yollarını araştırmalı. Ve bunun için de sağlığının kıymetini, boş zamanın kıymetini çok iyi bilmeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı da şöyle buyuruyor. Niyameten mabunun fi fî mâ minen nâz. Yani iki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır. Birisi sağlıklı olmak diğeri de boş vakit. Sağlıklı iken insan günün birinde hasta olacağını herhalde hatırına getirmiyor. Hep sağlıklı kalacağını zannediyor. Halbuki özellikle 40 yaşından sonra artık bir takım hastalıklar insanın vücuduna daha böyle gelir, yerleşir. Ve o hastalıklar ölümün keşif kolları gibidir ve ölümün pençesi hükmündedir. Bu hastalıklardan biriyle veya başka bir sebeple insanın hayatı günün birinde noktalanacaktır. İşte e, vakti değerlendirmek, sağlık zamanını iyi değerlendirmek son derece önemli ve bu da hayatı bir yarış olarak görmekle daha kolay olacaktır. Madem ki şu anda bir yarışın içindeyiz, imanda daha ileri gitmeye çalışmak, amelde daha ileri gitmeye çalışmak, Allah yolunda verme hususunda daha ileriye gitmeye çalışmak, bütün hayırlı şeylerde daha ileriye gitmeye çalışmak gerekiyor. Ve e, aksal gayat tabir edilen en ileri gayeleri, en ileri hedefleri Allah'tan istemek gerekiyor. Ve ayet-i ayet kerimede e, cennet anlatılırken cennet için yarışın Cennetin eni gökler ve yer kadar. Tabi bu gibi diye burada anlatılmakta. Demek ki bir teşbih var. O kadar geniş, o kadar geniş olan bir mülkü kazanmak için çalışın. İnsan dünyada diyelim 30 yıl devlet memurluğu yapıyor veya bir fabrikada çalışıyor. Bunun neticesinde bir ev, bir araba ancak alıyor genelde. Şu dünya hayatını iyi bir şekilde değerlendirdiğinde cennette Dünya genişliğinde bir mülk her insana verilecek. Yani her insana düşen miktar dünya genişliğinde bir cennet. E böyle bir cennet için elbette yarışmak gerekir. O iddet lillezine billahi ve rusuli bu cennet Allah'a inanan, Allah'ın peygamberlerine inanan kimseler için hazırlandı. Hazırlandı denilişi cennetin şu anda hazır olduğunu ifade eder. Cennet yaratılmıştır. Cehennem de yaratılmıştır. Ancak şu andaki amellerimiz e, oraları şekillendirmeye e, vesile oluyor. Ve insanın amelleri cennette bir takım e, nimetlerin kendisine verilmesine vasıta olacak. E, hatta denilir ki derler ki cehennemde hiç ateş yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. İnsan kötü amellerle, inkar, küfür gibi şeylerle cehennemdeki yerini şekillendiriyor. İman ve güzel amel gibi artı değerlerle de kendi cennetini şekillendiriyor. Velike fadlullah yu'tihimen yeşa bu Allah'ın bir lütfudur. Böyle bir cenneti elde etmek Allah'ın bir lütfudur. Allah bunu dilediğine verir. Tabi dilediğine derken bunun için gayret gösteren, buna ehil olmaya çalışan kimselere. Vallahu zul fadl'il azim Allah çok büyük lütuf sahibidir. Bizi var etmesi zaten onun lütfu. Alemi emrimize vermesi onun lütfu. Ve e, ibadeti bize emretmesi hayatımızın e, bir sisteme girmesi açısından yine onun lütfu. O kadar nimetlere mukabil yapmış olduğumuz o azıcık amele cennet gibi bir mükafat tereddüt ettirmesi yine onun lütfu. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle ifade buyuruyor. Hiç kimse doğrudan ameliyle cenneti kazanamayacak. Diyorlar ya Resulallah buna siz de dahil misiniz? Evet diyor Allah'ın rahmeti olmazsa ben de kendi amelimle kazanamam. Bazı insanlar bu noktada mağrur olabiliyorlar. Ben şöyle amel ettim böyle güzel işler yaptım. E, dolayısıyla artık gar garanti cennetliyim diyebiliyorlar. Böyle bakmak yanlış olur. E, hiç kimsenin garantisi yoktur. Cenneti kazananlar Allah'ın lütfuyla kazanacaklardır. Ve Allah da cezaen bima kanu yeksibun diye bir ifade ettiği gibi insanların yaptıklarına bir karşılık olarak öyle bir mükafat verecektir. Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitab. Min kabli an nebraha. Gerek arzda, yerde, gerekse kendi nefislerinizde bir musibet size isabet ettiğinde o musibet meydana biz onu meydana getirmezden önce bir kitapta bu yazılıdır. Yani kader programı e, ve kader programında her şey yazılı. Başınıza gelen musibetler de gerek sizinle alakalı gerek yeryüzünde umumi musibetler. Bunlar da meydana gelmezden önce bir kitapta levh-i mahfuzda yazılıdır. Velike alallah yesir. Bu Allah'a kolaydır. Yani Allah'ın her şeyi kuşatan bir ilmi var. Dolayısıyla e, bizim başımıza ne gelecek alemde ne gibi musibetler yaşanacak Bunlar da bir kitapta önceden bellidir. Li Sefe fatakum bunun böyle size bildirilmesi böyle olması kaçırdığınız şeylerle şeylere üzülmemeniz içindir. Yani her birimizin kaçırdığı fırsatlar vardır ve keşke dediğimiz durumlar vardır ama bir şey meydana geldikten sonra, Keşke onu geri getirmez. Keşke demek bizi kurtarmaz. İşte kadere teslimiyet o noktada insanı rahatlatır. Ve la tefrahu bima ataakum ve bir de Allah'ın size verdiğiyle şımarmamanız için. Yani bir nimete mazhar olduğunuzda kaderin onda muhakkak hissesi var. Bu Allah'ın lütfudur demeniz gerekir. Ben yaptım, ben ettim diye gururlanmak münasip değil. Bir musibette başa geldiğinde eh kadermiş deyip teselli bulmak insanı rahatlatacaktır. Vallahu la yuhibbu külle muhtalin fehur. <laughs> Şüphesiz Allah kendini çok yükseklerde hayal eden ve gururlanan e, kibirlenen kimseleri sevmez. Ellezine yabhalun ve yemuruna nase buhul. Böyle olan kimseler kendileri cimrilik yaparlar ve başkalarına da cimriliği emrederler. Cimriliği teşvik ederler, onlara kötü örnek olurlar. Ve men yetevelle feinnallahu'l-gani'yul hamid de yüz çevirecek olursa şüphesiz ki Allah ganidir, hamiddir. Yani onun ibadetine, infakına e, hiçbir şeyine Allah muhtaç değildir. Cenab-ı Hak dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendirmeyi ve bu fani hayattan ebedi saadete kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler hayırlı geceler diliyorum.